Arkadaşlar merhaba. Ben Çağatay Usta. Şimdi bu videomda konuşmaktan çok icraat yapacağız. İcraat derken hani zımpara yapacağım. O yüzden hem zımpara yapıp hem konuşmak biraz zor oluyor. Çünkü efor sarf edeceğim için bastıracağım falan filan. Hani kusura bakmayın şimdiden. Konuşamayacağım çünkü. Bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim size kolay yoldan. Takozla yapacağız zaten. Balga dulga olmasın diye. Siyah spreyi de atabilirim. Kontrol tozum da var. Ondan da kullanabilirim ama elime bu geçti. Bundan attım. Bu arada yeni gelen arkadaşlar abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Önce şu altı vereceğim. Maskemizi de takalım. 80'imizi alalım şöyle. Yuvarlak takoz. Ya bununla yaparız. Şimdi ilk başta bununla yapalım. Şununla yapalım bir. Bu yoksa bunun gibi ben gazete yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Yerine oturmaya başladı arkadaşlar altımız. Alt taraf yani.
Yoruldum ya. Şöyle bir kontrol edelim. Bundan sonrasını 120 ile gidelim. Buna gerek yok. Doğal yuvarlak takozumuzla. Fazla bastırmadan okşayarak. Baştan sona. Yemeği bir de buradan. Hop. Abi arada da kontrol edin arkadaşlar. Hep takozla vura vura olmaz. Elle de bakmanız lazım. Bakın şöyle yapıyorum. Hem aşağıya değiyor hem yukarıya değiyor. Ondan sonra şurada biraz ovallik var. Burayı da böyle vuracağım. Şimdi yine yamuttum. Bence tamam burası ya. 240'ımızı geçelim. Şurası biraz kötü. Tamam, 240'ımızı geçelim. ...240'ı da süngerle geçiyorum arkadaşlar. Jilet. Ara taban arkadaşlar, sünger demişim. Türkçesi aklıma gelmedi. Şimdi kordonumuzu vereceğiz çünkü bant lazım. Ay ay. Çağatay Usta'dan püf noktalar. Arkadaşlar şimdi
Hava tuttum ki yoksa bantım yapışmaz. Yapışmaz. Kruzum para yapıyorum ya. Wow. Bu arada yeni gelen arkadaşlar abone olabilirse güzel olur arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. Size de zahmet, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Biz de artık büyüyelim ya. Üst takozum para. Arkadaşlar burası düz değil. Şöyle olduğu için takozu o şekilde vuruyorum şimdilik. Şu 80'i alayım. Şurası biraz daha istiyor. Şöyle geliyor arkadaşlar. Burayı da yapamadık. Bakın çünkü burayı değiyor, burayı değiyor, burayı değmiyor. O yüzden birazdan yuvarlak takoz alacağım. Bura böyle. Burayı yine oval ya. Bunun düz tarafıyla vuracağım.
açmam lazım. Bu tamam. Biraz da şununla. Şurası biraz olay. Makineyle bir 120, ondan sonra bir 240 geçelim. Tamam arkadaşlar, bitti sayılır. Burada biraz dalga var.
Bitti arkadaşlar. Şunu da sökelim. Kordonumuz şu an çok sivri. Şöyle yapalım. Bu kadar arkadaşlar. Malzemeleri kaldıralım. Arkadaşlar, aranızda diyen oluyordur, arabanın içi toz oldu falan filan. Aracı teslim etmeden önce detaylı temizlik yapıyoruz. O yüzden içiniz rahat olsun. Arkadaşlar, bak şuradan şöyle bir bombe geliyor, ondan sonra böyle geliyor arkadaşlar. O yüzden bakın burası zımpara değmiş, biraz yüksekte, burası içeride. Şöyle geliyor, böyle alttan bir daha böyle geliyor. İyi. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hani bu şekilde yaparsanız kolaylıkla hiç uğraşmadan işinizi bitirirsiniz. Bunda önemli olan macunu düzgün çekmek. Hani eğer kötü bir macun çekseydim, zımpara yapıp bir daha macun çekip zımpara yapıp bir daha macun çekip zımpara yapıp bir daha macun çekmek zorunda kalabilirdim. Hani böyle ikilemde kalırdık. Sürekli macun çek, zımpara yap. O yüzden her yerin macununu düzgün çekin. Ondan sonra bir kere zımpara yapın, bitsin. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın.